Yönetim programını kapatmadan önce her zaman olduğu gibi ALB Forex'e gideceğiz. ALB Forex araştırma uzmanı Enver Erkan karşımızda olacak. Enver hoş geldin diyorum ve dolar tarafını sorarak başlayacağım Enver. Çünkü bildiğin üzere geçtiğimiz haftada son birkaç haftada dolar endeksinde sert bir şekilde düşüş var. Bundan nemalanan gelişen ülke kurları ve bundan nemalanan tabii ki emtia fiyatları. Nasıl görüyorsunuz bu hafta tarım dışı öncesinde bu imserlik devam eder mi? Hem emtia lehine hem de gelişen ülke para birimleri lehine. Evet, hoş bulduk Gizem. Senin de dediğin gibi kan kaybeden bir dolar var. Özellikle geçtiğimiz haftanın ortasında Fed'in ortada kalan politika açıklamalarından sonra ve sonra takip eden iki günde de kötü gelen Amerika datalarıyla beraber dolarda ciddi bir değer kaybı gerçekleşti küresel bazda. Ve bu durumda da diğer para birimleri dolar karşısında daha güçlü bir konuma geldi. Özellikle gelişmekte olan ülke para grubu. Şu anda baktığımızda Türk lirasındaki değer kazançları benzerlikteki ekonomiler arasında orta sıralarda yer alıyor. Yani biz bu küresel konjüktürel iyileşmeden şu anda nemalanmaktayız. Bu durumda da baktığımız zaman kur tarafında 2.80'in aşağısına doğru gerilemiş durumda. Kritik seviyelere gelmiş durumdayız. Diğer taraftan emtia fiyatları tabii ki dolardaki bu değer kaybından ciddi anlamda kazanç elde eden grup içerisinde oluyor. Özellikle altın tarafındaki hareketlere baktığımızda 1270 seviyesinin aşıldıktan sonra ciddi bir anlamda kuvvetlenen ve 1290-1300 aralığına yerleşen bir altın fiyatı olduğunu görmekteyiz. Tabii ki dolardaki bu zayıf görünüm devam ederse bu fiyatlamalara ilave fiyatlamalar hafta içerisinde görmemiz mümkün. Şimdi tekrar Türk lirası tarafına dönecek olursak bu hafta içerisinde hem içeride enflasyon ve S&P'yi takip edeceğiz. Dışarıda ise Amerika'dan gelecek istihdam raporu ve alt kalemleri izleyeceğiz. Özellikle enflasyon tarafında piyasa beklentisine paralel olarak bir iyileşme görülürse ki %7'nin altına doğru bir hareket bekleniyor. TL'de ilave değer kazanç olabilir ve bu bağlamda da dolar TL 2.77-2.76 seviyelerine doğru gerileyebilir. Ancak yine de uzun vadede biz dolar TL'de aşağı yönlü marjın sınırlı olduğunu, ilerleyen dönemde özellikle Fed'in politikalarını şahinleştirmesi döneminde doların tekrardan TL'ye karşı değer kazanacağını ve kurun yıl sonunda daha yukarı bir seviyede sabitleneceğini düşünmekteyiz. Emtia tarafına dönecek olursak özellikle istihdam raporunun alt kalemlerinde ücret artışları kısmına dikkat edilmesi gerekiyor. Yarın Çin'den gelecek imalat verileri de açıkçası yine emtia piyasalarında önemli bir rol oynayacaktır. Hafta sonunda gelen Çin verisinin beklentilerin altında kaldığını gördük. Şimdi tabii risk iştahı burada önemli bir durum ve hisse senetleri piyasasındaki seyir de önemli bir durum. Özellikle risk iştahı bundan olumsuz yönde etkilenirse gelecek verilerden altın tarafında bu sefer 1300-1320 aralığına doğru bir hareketlenme görmemiz mümkün olur. Uzun vadede 1300 üzerinde tutunması halinde bu hareketin 1350 seviyesi üzerine doğru gelebileceği kanısındayız. Enver çok teşekkür ediyoruz görüşlerin için. ALB Forex'in Enver Erkan'ı ağırladık. Risk yönetim programını burada kapatıyoruz. Yarın aynı saatte Ateş Enerbars'ta karşınızda olacağız.